Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte PES 2017 vs FIFA 17 yapacağız arkadaşlar. Bu video çok istendi benden. Hani beni takip eden insanlardan PES oynayanlar da varmış ve benden bu videoyu çekmemi istediler. Ben de çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte Türkçe ve hepsini izledim. Ben bayağı izledim ama şu anda sizin ekranınıza birazcık PES, birazcık da FIFA vereceğim arkadaşlar ve ben görüşlerimi sizlere bildireceğim. Dediğim gibi arkadaşlar, yeniyseniz abone olursanız çok sevinirim çünkü 10.000 abone gerçekten çok az kaldı arkadaşlar. Hani 3.000 abonesi belki az gelebilir ama hani kitle büyüdükçe günlüklerle abone sayısı da artıyor. İnşallah arkadaşlar çok tez zamanda 10.000 aboneyi de bulacağız. Önemli olan abone değil, izlenme arkadaşlar. Videoları beğenip izliyorsanız ne mutlu bana. Eğer arkadaşlar bu videoda hoşunuza gittiyse video bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. PES 2017'nin gameplay'i ben de şu anda sizlerle birlikte izleyeceğim. Arkadaşlar klasik PES. Grafiksel olarak oyuncu suratının işte ne bileyim tanımlamış. Oyuncu yüzleri. Ondan sonra işte bu oyuna başlamadan ama maç başlamadan ki stadyumdaki işte şu an görmüş olduğunuz gibi her mesela Mario Gomez, Mesut Özil görüyorsunuz arkadaşlar, Sané, Müller. Hani grafik olarak gerçekten iyi. Kroos, Kedira falan zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Siz de grafik olarak oyuncu yüzleri olarak FIFA'dan arkadaşlar daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü PES'in grafikleri böyle daha dijitalimsi arkadaşlar. Yani FIFA'nın grafikleri birazcık daha yüzeysel kalıyor. Ama bu sene FIFA'da PES'i geçebilir yani, haberiniz olsun. Ama bu sene gelene kadar FIFA'nın grafikleri daha yüzeyseldi PES'e göre. Ama şu anda PES arkadaşlar, tekrar söylüyorum, maç başlayana kadar ki olan kısımda grafikleri inanılmaz arkadaşlar. Şu anda zaten ekranda görüyorsunuz işte kale fileleri falan. Şu andaki görüntü muazzam arkadaşlar. Zaten PES klasik hep böyle. Ama PES'in de sıkıntısı şöyle başlıyor. Maça başlayınca grafiksel olarak bir düşüş oluyor arkadaşlar. Bu neden yapıyorlar bilmiyorum. Hani çok mantıklı vardı. Pogba'yı gördünüz bu arada. Bana çok mantıksız geliyor. Yani oyun başı grafik bu şekildeyken, stadyum falan çok kaliteli, futbolcunun suratları çok kaliteliyken oyun başlar başlamaz oyunda bir yani şey görüntü olarak bir düşüş yaşanıyor arkadaşlar bu PES'te. Hep böyle oluyor. Yani bu animasyon yani sinematikleri arkadaşlar PES'in gerçekten muazzam. Hiçbir lafım yok işte koridorlar falan vesaire. PES'i şu noktada çok beğeniyorum arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 senedir Türkçe desteği var. Yani FIFA'ya daha bu sene geldi biliyorsunuz. PES'te zaten bu 4 senedir var yani. Hani bayağı çok Türklere önem verdiği için zaten PES helal olsun diyoruz. Yani hani oynanır oynanmaz orası farklı bir konu ama gerçekten arkadaşlar Türklere önem verdiği için, Türkçe modunu koyduğu için PES gerçekten büyük bir tebrik hak ediyor arkadaşlar. Zaten şu anda görüyorsunuz işte şey line-up'lar falan açıklandı. Ben burada hepsini gösteriyorum arkadaşlar. Bu arada bunu internetten aldım. Ben oynamadım, haberiniz olsun. Sonra dedim abi yok internetten aldım falan filan. Tabii internetten alacağız. Zaten bunu elimize geçse videosunu çekip koyarız mantıken. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz stadyum falan harika. Kostişenli falan alkışlıyor maşallah şakır şakır. Şimdi maç başlayacak arkadaşlar ve size mesela top burada mesela şeyin içine giriyor çıkıyor gibi. Mesela orada da bile bir şey vardı. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz maç başladığı zaman etrafa bir bakın. Yani maç başlamadan önce olan sinematiklerle şu anda sizin görmüş olduğunuz şey çok farklı arkadaşlar. Yani hani PES'te böyle bir sıkıntı var. İki grafiksel şeyi bir araya getiremiyor. Yani sinematikte mükemmel bir şeyi kullanırken gameplay geçtiği zaman bu grafik düşüyor. Mesela şimdi bakın bak stadyumun kenarlarına falan bakın. PES'te bu grafik düşmesi çok var arkadaşlar. Neden gerçekten bilmiyorum. FIFA'da bu birazcık daha dengeye denk diyebiliriz. Yani FIFA'da çok iyi grafik yoktu bu seneye kadar. Ama en azından oyun ve şey denkti. Mesela PES'te öyle bir şey yok. Sinematikler çok iyi olmasına rağmen maalesef oyun içinde bu şey tutmuyor. Oyun olarak gelirsek arkadaşlar klasik PES tekrardan çok yüzeysel kalmış arkadaşlar. FIFA'daki gibi işte kapalı alanlarda top çevirme, daha çok adam geçme, dribbling işte skill yapma falan filan. PES'te arkadaşlar bunlar birazcık daha pasif. PES'te oynanılan futbol tamamen arkadaşlar İşte pas atma, L1 üçgen falan filan daha basit bir şekilde yani oyun motoru daha FIFA kadar gelişemedi arkadaşlar maalesef. Zaten PES'in tek sıkıntısı bu. Oyun motorunu bir türlü geliştiremiyorlar. Yani bir türlü geliştiremiyorlar mı yoksa hani oyunu yapan Konami oyunun böyle olmamasını istiyor. Yani FIFA'dan farklı olmamasını istiyor. Onu tam bilmiyorum arkadaşlar. Belki de biz FIFA oynayanlar öyle geliyor ama bak şimdi mesela bak şimdiki animasyona bak. Bak şimdiki mesela mükemmel görüyorsunuz foul oldu mükemmel. Oyuna geçince bu düşüyor. Hani bu çok değişik bir şey. Free kicklere gelelim arkadaşlar. Free kickler PES'te klasik zaten biliyorsunuz. Öyle free kickten gol atma falan öyle FIFA kadar taktikleri yok. Daha yani PES'in arkadaşlar her şeyi çok yüzeysele çekmişler. Yani inanılmaz yüzeysele çekmişler. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum ama her sene böyle oluyor. Yakın şöyle şey yapamıyorsun. Sonra defans tekniği olarak işte FIFA'da L2'ye basarak alan kapatma falan filan vesaire muhabbetini yapamıyorsun. Ne bileyim hani böyle çok dar alanda top çevirme olsun mesela Pogba ile ben arkadaşlar ball roll yapıp geçiyorum aralardan. Dribbling yapıyorum, skill yapıyorum falan. PES'te bu muhabbet yok. PES'in kitlesi arkadaşlar zaten FIFA'ya oynayamıyor falan fark ettiyseniz. PES'ten FIFA'ya geçen oynayamıyor. Bu arada kalefilerini gör. Kalefileri çok yapmacık geldi bana.
Şu an sinematik olarak yine inanılmaz kaleci vuruşunu kullanırken. Ama görüyorsunuz kullanınca tekrardan bir düşüyor yani. Bu neden yaptıklarını gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Ama PES konusundaki öngörüşlerim benim bu şekilde. Oyunun tekrardan yüzeysel kaldığını düşünüyorum. Oyuncu yüzleri, oyuncu ifadeleri olarak gerçekten güzel yapıldığını düşünüyorum. Oyuna maalesef ki tekrardan FIFA gibi böyle yakın oynanış, etkin oynanış, yani aktif bölgesi az arkadaşlar PES'in. Hani FIFA'daki gibi yakın top oynama, pas atma, işte L1'le pasa basıp adamı kaçırıp ona kaçırtma, ball roll yapma falan filan özelliği maalesef PES yok. PES tekrardan bu sene çok yüzeysel kalmış arkadaşlar. Zaten PES bana göre değil arkadaşlar. Beni sarmıyor, beni FIFA sarıyor. FIFA PES saran arkadaşlara da söyleyeyim. Bu sene PES 16 ve 17 arası çok fark olmayacağını söyleyebilirim. Grafiksel olarak oyuncu üzerinde fark var ama tabii ki de bu oyunu etkilemediği için sadece grafik olarak kalıyor arkadaşlar. O yüzden FIFA bu sene tekrardan götürecek gibi duruyor. PES arkadaşlar birazcık daha sizler bir izleyelim, ardından direkt geçeceğiz. Zaten görüyorsunuz burada ortam orta açıyor falan filan ama kalenin fileleri de arkadaşlar çok değişik geldi bana. Kalenin filelerini ben beğenmedim PES'te. Bir de PES'in şeyini sevmiyorum arkadaşlar. Hani o arada mesela şey oluyor ya, PES logosu geliyor falan. Hani oyunun akışını biraz engelliyor. Mesela FIFA'da sürekli X'e abanıyorsun, çok seri bir şekilde şup diye hemen oyun dönüyor. Yani döngü çok seri oluyor. Touch oluyor mesela PES'te, tekrardan bekletiyor. Şey oluyor, tekrardan bekletiyor. Mesela FIFA'da da bu özellik yok. Çok seri dönüyor oyun. Hani eğer herkes aynı zamanda X'e basıp geçerse animasyonu, çok seri bir şekilde oyun dönüyor. Mesela PES'te böyle değil. Yani oyun birazcık soğuyor. Bu da yani insanı biraz bazen gerebiliyor. FIFA'da dediğim gibi böyle bir özellik yok. Şu an görüyorsunuz mesela arkadaşlar. Bak çok yüzeysel, bak oyuncular arasındaki mesafe çok fazla. Ben size bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela şu anda gol oldu Barcelona 3-0. Club Atletico de Madrid. Bir de PES arkadaşlar bazı lisansları alamadığı için hani o yüzden de çoğu takipçi tarafından birazcık tepki alıyor. Yani çoğu lisansı alamıyor. Burada arkadaşlar gol oldu mesela, görüyorsunuz. Bu zaten klasik gameplay. Şimdi mesela fileleri görüyorsunuz arkadaşlar. Fileleri falan hani çok güzel değil bence. Bak şu anda içini göreceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte hemen FIFA'mıza geçelim. Hemen zaten şu anda ekranı görüyorsunuz. Ekranı da verdim arkadaşlar. Bu arada Royce kazandı kapak fotoğrafını da arkadaşlar. Frostbite şeyini görüyorsunuz. Şimdi hemen başlayacağız. Ben de bu arada bir buraya bakıyorum, bir bilgisayara bakıyorum. Şey oldum. FIFA'yı da görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sene bence FIFA hani oyuncu yüzü olarak PES'le yarışır da PES'i bile geçebilir. Ve şu anda oyunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bak oyunun akıcılığına bakar mısınız? İnsan izleyince bile gözüne bir akıcı geliyor yani arkadaşlar. Hani nasıl diyeyim size, insanı çekiyor. Grafiksel olarak inanılmaz yani. PES gerçekten grafiksel olarak PES'in FIFA'ya grafiksel olarak kaybedeceği hiç aklıma gelmezdi. Ama mesela Frostbite bu sene gerçekten aldı götürdü arkadaşlar. Frostbite'e harbiden tebrikler diyeyim yani. Tabii bunu oyunu oynayınca biz de göreceğiz ama ya FIFA'da hala arkadaşlar böyle yakın mesafe, yakın marka, D2'ye basıp alan savunması yapma, adam kaçırma falan daha aktif yani. PES'e göre daha aktif bir oyun var arkadaşlar. Bu da insanı oyuna çekiyor. Yani şu anda da görüyorsunuz arkadaşlar. Frikiklerden falan filan hepsinden bahsedeceğiz sizlerle birlikte. Hames'e doğru gelin. Mesela burada free kick kullanıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Free kicklerde arkadaşlar bu arada bu adam neden sağa sola gidiyor demeyin. O sağa sola gitmeyi siz kendi analoğunuzla ayarlıyorsunuz. Artık hani adamların fix bir duruşu yok. Siz belirliyorsunuz. Mesela burada sağa doğru gidiyor falan. Bu gidiş yeri, vuruşun yönü falan her şeyi siz belirliyorsunuz. Bunu yapmaların sebebi de arkadaşlar herhalde oyunu birazcık daha zorlaştırmak olabilir. Yani çok kolay rahat gol atılması. Çünkü mesela free kickte inanılmaz taktikler var arkadaşlar bu sene. Benim size göstermiş olduğum işte L2'ye bas, çağır, at, gol olsun veya işte Hakan'la falan yani nereden gol atıyorsun arkadaşlar. Hani dediğim gibi bunu birazcık zorlaştırmaya çalışıyorlar herhalde. Ama bu sene ileride benim dikkatimi şu çekti. Yakın köşeden arkadaşlar gol olmuyor hepinizin bildiği gibi. Mesela bu oyunda yakın köşeden de gol oluyor. Ve böyle inanılmaz çapraz açılardan da gol oluyor. Ama long shotlarda arkadaşlar bir azalma görüyorum ben. Çok izledim gameplay'ini. İnanılmaz çok FIFA gameplay'i izledim. Ve gerçekten long shotlarda bir düşürülme görüyorum arkadaşlar. Çünkü çoğu insan biliyorsunuz gidiyordu vuruyordu. Hele FIFA 15'te ayak dışı goller yani. Ayak dışı goller arkadaşlar çok daha fazlaydı. Ama mesela FIFA 20'de arkadaşlar FIFA 16'da pardon daha azdı bu. Hatta oyunun başında yine vardı, sonra patchlediler, düzeldi. Mesela FIFA 20'de galiba çok az olacak. Bilemiyorum arkadaşlar ama benim görüşlerim bu şekilde. Free kick olarak falan filan da derseniz FIFA tamamen manuele çekti arkadaşlar free kick vurmayı. PES'te hala aynı sistem var. PES'in dediğim gibi arkadaşlar hala çok yüzeysel bir oyunu var. Ama FIFA'da bu olay böyle çok birbirinize yapışık veya oyun zekasını kullanıp verkaç yapıp çok dar alanda da işe görebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar çok daha fazla skill falan bilerek de oyuna fark getirebiliyorsunuz. Maalesef bu özellik PES'te yok arkadaşlar. Benim görüşlerim bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar bu arada FIFA 17'yi hala 50 TL ucuza alma imkanınız var. FIFA 17'yi nasıl 50 TL ucuza alırım diyorsanız arkadaşlar
bana Facebook grubuna ulaşırsanız ben size bütün detaylı bilgileri veririm. Facebook grubumuzun linki aşağıda bulunmakta. Aşağıdan Facebook grubumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu arada belki bugün canlı yapabilirim. Eğer bugün canlı yayın yaparsam da bunun duyurusunu da Facebook grubundan yapacağım. O yüzden Facebook grubumuza da katılmayı unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar video hoşunuza gittiyse bir beğeninizi alırım. Ve yeniyseniz de abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın. Seviyorum sizi. Bye bye.